Herkese selamlar dostlar. 9 Nisan 2022 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var ve mücadelelerin ideal ve yüksek oranlı tercihleriyle sizlere sunacağım ve videonun sonunda bir adet kombin önerisi yapacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle son skor yarışmamız vardı. O ekrana gelsin kazananları. Frankfurt-Barcelona maçının skor yarışmasını sormuştuk. İki kişiyi alıyoruz bildiğiniz üzere. Can Köse isimli kanalla Enes Şahin isimli kanal kazandı. Doğru skorları bildi. Instagram üzerinden mesaj atarsak Nisan ayının sonuna kadar bu iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza ekleyelim. Tekrar bir skor yarışması yapıyorum ve güzel bir karşılaşma olduğunu düşündüğümden dolayı yapıyorum. Beşiktaş'la Alanyaspor mücadelesi. Maç skoru sizce ne olur? Ben kendi skor beklentimi doğrudan söyleyeyim. Kombinemeye de aldığım bir maç. Nasıl aldığımı şimdi burada söylemeyeyim. 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum ben mücadelede. Benim skor beklentim bu yönde. Sizin skor beklentileriniz ne şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Yine bilen iki arkadaşımızı Nisan ayının sonuna kadar katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. UEFA Avrupa'da kombinelerimiz full geldi arkadaşlar. O ekrana gelsin. Gördüğünüz üzere katıl kombinesiyle YouTube kombinesi yapmıştık. Önce YouTube kombinesinden başlayayım aşağıdan. West Ham mücadelesinde 2-3 gol olarak değerlendirmiştim. Başarılı bir şekilde geldi. Maç zaten 1-1 bitti. Feyenoord maçına da ilk yarı 0.5 üst olaraktan da 2'nin üzerine çıkaralım kombineyi olarak aldım. Feyenoord maçı zaten 3-3 bitti. Muazzam golle geçti. YouTube kombinemiz burada başarılı oldu. Onun yerine katıl kombinesine de Bodo maçına KG var olarak verdim. Güzel oranı vardı. 1.63 gibi oranı vardı. Marsilya PAOK mücadelesine sizlere de bahsettiğim gibi mücadelenin ben Marsilya kazanır fakat 4.5 altında olmasını bekliyordum. O yüzden dün 2 kombinemiz vardı. İkisi de kazandı. Değerlendiren her arkadaşımıza tebrik edelim buradan. Geçelim canlılarımıza. Canlılarımız bildiğiniz üzere devam ediyor. Dün gecenin canlıları mesela bu. Güzel oranlardan yakalıyoruz. Avrupa'da güzel canlı yaptık. Avrupa'nın canlısı biraz şeydi. Biz çok girmedik. Maçlara baktık kısır geçiyor. Girmedik. Fakat gece olsun. Yine Marsilya'nın ve Roma'nın sıradaki golünden olsun. Güzel kazançlar elde ettik. Canlı Telegram grubumuzda canlı kazançlarla da devam etmekteyiz diyerekten de isterseniz videomuza geçelim. 10 mücadelemizi sırayla anlatmaya başlayalım. Sizlerden ricam aynı şekilde +300'ün üzerinde like bekliyorum. Eğer +300'ün üzerine like gelirse zaten pazar günü videosunda da sizlere kombin önerisi yapacağım. Sizlerden ricam +300'ün üzerinde like'tır. Şimdiden teşekkürler. İlk mücadelem Everton'la United mücadelesi. Everton için ben şöyle bir cümle kullanayım sizlere bu maç hakkında. Everton'ın kefeni yırtma maçı olarak gördüğüm maçlardan bir tanesi. Neden? Bu maçtan sonra çok zor maçları var. Liverpool'la, Leicester'la maçları var. Kendi evinde bu tür maçlarda reaksiyon gösterebilen bir takım. Everton takımı. Goodison Park'ta bu mücadelede ben taraftar önünde United kalesine gol atmasını bekliyorum. Şöyle önemli bir sakatlığı veya eksikliği var mı diye tekrar baktığımız zaman da yine Calvert-Lewin, Richarlison, Allen, Doucoure, Iwobi, Gordon gibi isimler sağda olacak hücum hattına baktığımız zaman da orta saha ve hücum hattında. United'da da herhangi bir sıkıntı yok. Rashford, Ronaldo, Sancho gibi isimler olacak. Sadece McTominay'in bir sakatlığı var. Onu belirteyim. Ronaldo da şüpheli de muhtemelen oynayacaktır. Luke Shaw'un da bir sakatlığı var zaten. Onun yerine Alex Telles yedeği var. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. En ideal istiyorsanız burada Everton'ın atacağı bir golü alabilirsiniz. 1.33 gibi oranı var. Everton'ın bir golü burada bence var. Ondan geçtim. Everton'ın bir golünü aldık ya. Zaten şöyle de bir beklenti var. Everton atarsa United hayli hayli atar diye bir beklenti var. O yüzden şöyle daha bir ideal olarak önerebileceğim burada sizlere. Biraz daha yüksek oranlı ideal. 1.58 gibi orandan KG var da değerlendirebilirsiniz. Ben Everton'ın bu maçta reaksiyon gösterip United kalesinde gol bulmasını veya pozisyonlar bularak o pozisyonların birini değerlendirirse zaten gol olur diyerekten de +0.5 üst 1.33 en idealdir. Daha ideali 1.58 gibi orandan KG var tercihidir diyerekten geçeyim. İkinci mücadelem Schalke ile Heidern mücadelesi. Zirve yarışında çok önemli bir mücadele var. Pauli ile Werder Bremen'in maçı var. Schalke demen zaten arkalarında. Eğer bu maçı aldığı takdirde zirveye oturma bile şansı var avarajda, öyle söyleyeyim ben sizlere. O yüzden Schalke bu tür maçlarda kendi evinde de ve toparlanmışken sonuç maçları kazanırken bir kötü gidişatı vardı Schalke'nin, toparlandı. Tekrardan zirve yarışına ortak olurken en önemli maçlardan bir tanesi ve Schalke için sezonun en kritik maçlarından bir tanesi. Kazanır mı bilmiyorum fakat bu maçta goller olacaktı. Deplasman Heidenheim ekibi de çok tehlikeli bir ekip. Arkadaki boşlukları iyi değerlendiren bir ekip. O yüzden burada Schalke'nin taraf galibiyetine gitmedim. Schalke'nin atacağı 2 golü aldım. Ev sahibi 1.5 üst 1.45 gibi orandan değerlendirdim. Değerlendirecekleri önerim bu yönde.
Pauli ile Werder Bremen mücadelesi. Werder Bremen takımı bence ev sahibinden daha iyi bir takım. Öncelikle onu belirteyim. Oyun olarak baktığımız zaman da ben Werder Bremen'i bir adım daha önde görüyorum. Fakat ev sahibi avantajı olması dolayısıyla Pauli takımı da bu maçta gol bulabilir. Bu maçı çok fazla uzatmak istemiyorum. Tek bir tercih yaptım. Beklenti çok fazla gol olabilir mi? Olabilir. Fakat ben burada 1.30 gibi orandan KG var aldım sadece. Önerebileceğim tek tercih bu. Normalde şunu önerecektim. Yani bu maç bir berabere bitebilir. 1-1 gibi skorda kalabilir diyerekten. Belki 2.5 üste gitmez. Çünkü zirve yarışı için çok önemli bir maç. Taktik savaşına dönüşebilir. O yüzden ben belki 1-1'de kalır diyerekten de farklı bir tercihte bulunmak istemiyorum. Gerçi 1.30'dan da KG var değer mi? Zor maç. Geçelim diğer mücadeleme. Göztepe-Kayseri mücadelesi. Bunlar da küme düşme savaşı veriyor. Göztepe'de Abramovich havari bir çıktı, daha da inmedi. Göztepe özellikle, ben zaten beni biliyorsunuz, taraftar tokenleri de çok fazla takip ediyorum. Göztepe'nin tokeni mesela Arsenal'dan pahalı. Veya bir Napoli fiyatına yakın diyeyim ben sizlere. Galatasaray'dan pahalı, Fenerbahçe'den pahalı mesela. Haberler bu yönde güzel bir etki sağladı. Geçtim onu şimdi, token fiyatını geçelim. Göztepe'nin kendi evinde artık bir reaksiyon vermesi. Gerçi her maç reaksiyon verecek diye konuşuyoruz da güzel de futbol oynuyor gerçi Göztepe takımı. Hatta şöyle eksiklerine, gediklerine baktığımız zaman da sadece Murat Paluli bu maçta kart cezalısı oynamayacak. Deplasmanda da Onur Bulut kart cezalısı. Onun dışında her isim oynayacak. Bu arada Ndiaye'ye de Göztepe'nin forvetine bir transfer bir teklif gelmişti sanırım, öyle hatırlıyorum. Her neyse, bu maçta bence riskler alınacaktır. İlk yarı olmasa bile ikinci yarı riskler alınır diye düşünüyorum ben. Ben burada sizlere idealden önereceğim. Karşılıklı gol var. Bu maçın 1.50 gibi orandan idealidir. Yüksek orandan ne önerebilirim diye baktığımda en çok gol ikinci yarı gelebilir. Bu da benim sizlere önereceğim bir yüksek oran olsun. Ama idealim burada KG var tercihidir. Arsenal ile Brighton mücadelesi. Arsenal'ın da oynanmamış maçları vardı. Artık onları oynattı. Son Crystal Palace mücadelesi zaten erteleme maçıydı. 3-0 gibi kaybetti. 3-0 gibi bir skorla. Brighton'a karşı kendi evinde oynayacak burada. Şimdi önemli bir eksikliği Tierney maçta olmayacak. Kieran Tierney. Onun dışında bir eksikliği yok Arsenal takımının. Ben burada kazanmasını bekliyorum Arsenal'ın, ama kazanırken de ben düşük skorda kalmasını bekliyorum. Arsenal'in oranı şu an 1.50. 1.50 gibi orandan bir taraf tercihi yapabiliriz bu mücadeleye. Maç sonu bir direkt alınabilir. Yüksek orandan da baktığım zaman da 3.5 altında bir yaparsanız 1.97 gibi orandan alabilirsiniz. Arsenal'ın oyunu zaten ortada. Brighton'da son dönemlerde bir şey, hatta şunu söyleyeyim. Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi Brighton takımı. Arsenal'da kendi evinde zaten ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Kendi evinde çok fazla gol yemeyen bir takım. O yüzden bu mücadeleden de ben Arsenal'ın 3.5 altında kazanarak çıkmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde, değerlendirme altına alabilir. Geçelim Inter mücadelesine. Inter de zirve yarışı yapıyor. Son haftalarda çok puan kaybı yaptı. Ve son Juventus maçını kazanaraktan da umutları yeşerdi. Bakın şöyle söyleyeyim. Maç bittikten sonra Inter'li oyuncuların sevinme şekline bakın. Ruhu hissedeceksiniz, göreceksiniz. Ben bu Inter'in o ruhu aldıktan sonra kolay kolay hata yapacağını düşünmüyorum ki. Zaten önündeki maçlar diğer Napoli'nin Milan'a göre daha kolay maçlar en azından. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden benim skor beklentimi size doğrudan söyleyeyim mi? 2-1'lik bir Inter galibiyeti bekliyorum doğrudan. İdealden maç sonu 1-1.5 üst aldım. 1.39 gibi orandan. Yüksek orandan 1-2.5 üst, 1.60'larda 1.70'lerde oranı vardı, onu geçtim. Yüksek orandan böyle en yüksek sistemlere skor olaraktan da 2-1'i doğrudan ekleyebilirsiniz. Ben burada Inter'in 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Yani Las Verona da atabilirse Simeone'nin de bir golü olsun. 2-1 skorla bitsin. Biz kazanalım diyorum. Geçiyorum. Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesi. Şimdi yeni teknik adamın yaptığını gördünüz. Yeni sistem. Royzer'le Rıdvan'ı kanatlara koydu ve inanılmaz. Özellikle Royzer orada çok çok uyumlu. Çünkü zaten o adamın hücumcu bek o. Muazzam takımda uydu. Ve bence şu Batshuayi'nin yerine sağlam birini koyabilseydik Beşiktaş çok daha farklı olabilirdi. Özellikle gol yollarında. Ben burada yine Beşiktaş tarafında olacağım. Kendi evinde yeni teknik adamın ilk mücadelesi. Stadyum muhtemelen full olacak. Biletlere tam bakmadım fakat bir Beşiktaşlı yakın bir arkadaşım söyledi. Stat full olabilir diyerekten. Veya biletlere maça mı gidecekmiş, ne yapacakmış. Almış bileti zor bulmuş, öyle söyleyeyim ben size. O yüzden burada Beşiktaş tarafındayız.
Alanya gol atabilir mi? Tabii ki atabilir. Fakat ben kombineme de aldım. Beşiktaş'a güveniyorum. Ev sahibi 1.5 üst yaptım. 1.61 gibi oranla Beşiktaş'ın atacağı 2 golü aldım. Skor beklentimi söyleyeyim sizlere. 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti de bekliyorum. Bu da benim sizlere önerim. Skor beklentisi olsun. Değerlendireceklere bol şanslar. Adana Spor mücadelesine geçelim. Adana Spor maçını şöyle biraz hızlı anlatayım sizlere. Balıkesir'i zaten gelen geçen yeniyor ve her hafta karşısına bahis alıyorum. Ve bu bahsi alırken de 4.5 altında 1.5 üstünde yaparaktan da güçlendiriyorum. Adana Spor şu an ligi 9. sırada mı ne? Fakat düşme hattıyla arasında 4 puan mı 3 puan mı ne var? O arada bir sürü takım var, birikmiş hepsi. Balıkesir'i yenip o biraz daha üst sıralara aşaraktan da kendini rahatlatmak isteyecektir diye düşünüyorum. Adana Spor kazanır ve burada yine oran yükseltmek adına 4.5 altında 1 yaparsanız 1 ile 4 gibi orandan değerlendirme altına almış olursunuz. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Ajax Rotterdam mücadelesi. Ajax da Ajax'a göre zayıf bir rakip. Puan durumunu şöyle göstereyim sizlere. Hemen arkasında PSV takip ediyor. 4 puan fark var fakat onu da belirteyim. Bu maçı kaybetse de bir şey olacağını sanmıyorum Ajax'a. Zaten Ajax'ın taraf galibiyetini 1.09 bile açmamışlar. Hiç açmamışlar oran olaraktan da. Ben şöyle bir değerlendirme aldım. Ev sahibi iki yarıyı kazanır oranı 1.54. Ajax'ın burada geçen hafta cezalı isimleri de vardı. O isimler takıma dönecek. Antony mesela takıma dönecek. Onun dışında şöyle bakayım. Tadic, Berghuis, Antony, Klaassen, Haller. Bu gibi isimlerin hepsi kadroda gözüküyor. Ev sahibi iki yarıyı kazanır. 1.54 gibi oranından bu var. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Nürnberg Darmstadt mücadelesiyle devam. Nürnberg mücadelesini ben geçen hafta KG Varan'ı kombineye almıştım. Başarılı olmuştu sanırım kombine. KG Varan'ı aldık burada. Geldi. Nürnberg geçen hafta izledim. Gayet iyiydi. Darmstadt'ta arkadaşlar dediğim gibi Paul bile verdiler. Bilemem maç yapıyor. Bunu kaçırmak istemeyecektir özellikle bu tür maçlarda. Güzel tempolu bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Nürnberg takımı da kalede mutlaka geçen hafta ayağı kopsun. Ne pozisyonlar kaçırdı bizi ne bekletti. Pozisyona giriyor giriyor atamıyor. Topla çok oynuyor fakat bir türlü pozisyona giremedi. Şimdi dengeli bir maç olur. Golü bir maç olur diyerekten de ben buradan kombineme buradan 1.32 gibi orandan direkt KG varını aldım. Onu da belirteyim sizlere. Diyerekten de geçeyim. 10 maçın 10 tercihi bu şekilde. İdealden yüksek oranla öneriler yaptım. Sizlerden ricam videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmanızdır. Kombin önerisi ekrana gelsin. Kombin önerim şu şekilde arkadaşlar. Beşiktaş maçıyla Nürnberg mücadelesini aldım. Toplam oranı 2.13 gibi oran idealdir. Beşiktaş'ın atacağı 2 golü düşünüyorum ben burada 1.61 gibi orandan. Dediğim gibi teknik adamıyla kendi evinde güzel bir oyun sergileyip 2 gol bulabilir. Nürnberg mücadelesini de oran yükseltsin adına 2'nin üzerine aşmak adına 1.32'den KG varını aldım. Gollü bir maç beklediğimi de belirteyim. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.